Diyelim Huza. Huz son zamanlarda karşımıza çok çıkan bir kloz. Çünkü ayırt edilmesi ÖSYM de az değil yani. Ayırt edilmesi zor olan bir kloz arkadaşlar. Şimdi biz Huz'un öncesine bakmayız. Huz'un öncesinde çünkü her türlü isim kullanılır. Önemli olan nedir? Huz'un sonrasında isim kullanılması. Şimdi bana diyeceksiniz ki, hocam Y'dan sonra gelen The Northern Southern States bu isim değil mi? Ya da bana diyeceksiniz ki işte 9'da clause'dan sonra gelen he bir isim değil mi? Yani özne sonuçta isim oluşur. Ya da benden sonra gelen the occupancy levels isim değil mi diyeceksiniz? İsim tamam ama who's'da arkadaşlar who's'la isim arasına hiçbir şey gelmeyecek. Ne gelmeyecek mesela? Hiçbir şey gelmeyecek diyoruz. And the gibi article'lar olmayacak. Böyle article'ları kullanamazsınız. Bakın üzerini çiziyorum. Who's'la isim arasına and the getiremem. Yani a book, the house, the northern southern states, the occupancy levels gibi şeyler kullanamam. Onun dışında I, you, he, it, Amerika, Fatma gibi isimler kullanılmaz. Who's'la isim arasına böyle özneler gelmez. Who's'la isim arasında arkadaşlar, Who's'la isim arasında my, his, their gibi iyelik pronounları, iyelik sıfatları kullanılmaz. Çünkü who's aslında bunların yerini tutacak. Who's'la isim arasına tek gelebilecek şey sıfattır. İsmin öncesinde kullanabileceğiniz sıfattır. Şimdi örneğe baktığımızda, who's'u birazdan ayırt edeceğiz. Bu örneğe bir bakalım öncelikle. There are many members. Birçok üye var dedim. Who's suggestions are totally different. Şimdi who's'u niye kullanıyorum ben? Bir kere iki fiili birbirine bağlamak için. Değil mi? İki fiili birbirine bağlıyorum. Peki niye burada who kullanmadım many members'tan sonra that kullanmadım, whom kullanmadım da whose kullandım? Çünkü bir kere who olsaydı who fiille devam ederdi. That ya da whom olsaydı arkadaşlar özneyle devam ederdi. Yani the suggestions, their suggestions gibi bir şey kullanmam gerekirdi. Şuradaki ismi belirlemem lazımdı. Ama isim öncesine hiçbir belirleyici almıyorsa biz buna who's diyoruz. Cümle aslında şöyle. There are many members. Birçok üye var. Their suggestions are totally different. Ortak olan ne? Many members ve their. Değil mi? Ben bu their'ı atıp onun yerine işte neyi getiriyorum? Who's'u getiriyorum ve böylelikle de iki cümleyi noktasız bağlayabiliyorum. Who's neyin karşılığıymış yani? My, his, her, their, our, its gibi iyelik sıfatlarının karşılığıdır. İyelik sıfatı diyorsam sıfat neyle devam eder? İsimle devam eder, değil mi? İşte who's da isimle devam ediyor. İsmin öncesine hiçbir ek getirmiyorsunuz artık. Yani şöyle düşünün. The blue car dedim. Mavi araba. Onun mavi arabası diyeceğim. His blue car derim artık, değil mi? Yani ne olur artık oradan the gider. Who's geldiği için de who's da his gibi şeylerin yerine geçiyor ya. Artık bu the'lar, e'ler, n'ler gelmez. Sadece ne gelebilir? Who's'la isim arasına maksimum sıfat getirebilirsiniz. There are many members whose different suggestion can cause a conflict. Farklı önerileri bir çatışmaya sebep olabilecek birçok üye vardır diyoruz. Who's'un ardından arkadaşlar isminizin öncesine who's'la isim arasına sadece bir sıfat getirebilirsiniz. Onun dışında e'ler, n'ler, d'lar yok. I, you, we gibi özneler yok. Ya da my, his, their gibi şeyler yok. Fiil yok. Who's'un hemen ardından fiil gelmez mesela. Diğer örneğe baktığımızda arkadaşlar. The house. Ya buna bakmıyorum ya.
Buna bakmıyorum. Bunu geçtim. Detaylı yani çok detaylı bir durum. Sınavda karşımıza çıkabilecek bir durum değil. Şimdi birinci sorumuza baktığımızda çıkmış sorularda arkadaşlar. Seçeneklerde clause'lar var. Ben bu clause'u neden sonra kullanıyorum? The Young Sociologist diye bir isimden sonra kullanıyorum. Bu isim bir şahıs ismi. Şahıs ismi olduğuna göre which'i atmam lazım. Şahıs isminden sonra virgül yoksa who ve that birbirine eşit. Değil mi? Yine şahıs isminden sonra virgül yoksa whom ve that de birbirine eşit. Elimizde ne kaldı? Whose kaldı. Zaten. Who derseniz fiille devam etmeniz gerekir. Whom derseniz the article, his article, an article gibi özneyi belirlemeniz gerekir. Halbuki özneniz bir isim gibi, yalın bir isim gibi kullanılmış. O yüzden whose article diyoruz. Makalesi. National Geographic'te yayınlanan genç sosyolog. Onun makalesi. His article yerine whose article. Neden whose arkadaşlar? Niye getirmem gerekli? Niye his demedim? Fiil bağlayacağım. Bunu lütfen unutmayın. Clause'la fiil bağladığınızı unutmayın. Altıncı sorumuza geldiğimizde. Could this possibly be the firm's new buyer? Demiş. Bir kere new buyer. Şahıs, değil mi? Buyer, teacher, worker, laborer. Sonu er ile biten şeyler, isimler bize şahsı gösteren isimlerdir. Şahıs ismi. Şahıs ismi olduğuna göre in which kullanamam. Whatever zaten isimden sonra gelmez. Noun clause ya da bağlaçtır. What yine noun clause'dur arkadaşlar. İsimden sonra gelmez. Whom ve whose var elimde. Whom olabilmesi için, tamam ben şahıstan sonra whom kullanıyorum da, whom diyebilmem için de şuradaki reputation'ı the, an ya da his, its, their gibi bir şeylerle belirlemem gerekirdi. Hiçbir belirleyici almıyorsa bu isim öncesine biz buna whose reputation diyoruz. Bu arada yine bakınız şuradaki if cümleci iki virgül arası ek bilgi. Hani if virgülle gelmez diyoruz ya, virgülle gelmemiş. İki virgül arası ek bilgi olarak gelmiş. İki virgül arası ek bilgiyi biz ne yapıyoruz? Virgülleriyle beraber atıyoruz. Cümlenin özü böyle. Bu muhtemelen, bu büyük olasılıkla firmanın yeni sahibi olabilir mi? Ki onun ünü olması gereken şey gibi olmayan, yani ünü olması gerektiği gibi olmayan, beklendiği gibi olmayan şirketin yeni sahibi bu olabilir mi? Peki, dokuzuncu soruya bakar mısınız arkadaşlar? B mi? A dediniz. Tamam. Şöyle gidelim. Öncelikle boşluktan sonra size verilen isim. Nasıl bir isim? Şahıs ismi mi, nesne ismi mi? Nesne. Şahıs. Kim o? Şahıs ismi kim? Fairy Tale Romance şahıs ismi mi? Diyorum ki ejective clause için arkadaşlar biz ne yaparız? Öncesindeki isme bir bakarız, değil mi? Yani ben hangi isme göre ejective clause kullanacağım onu belirlemek için öncesine bakmam lazım. Ya yani ben which'i neye göre kullanırım? Sonrasındaki isme göre kullanmam, değil mi? Which'i öncesine bakarak kullanırım. Ya da who. Who için bana ne lazım? Ne lazım diyorum bakın öncesine. Ne lazım? Şahıs lazım. Where için yer ifadesi ararım da nerede ararım o yer ifadesini? Öncesinde. When zaman ifadesiyle kullanılır da
Nerede? Zaman ifadesinden sonra. Yani biz öncesine bir bakalım öncelikle. Sonrasına değil. Neye göre kullanacaksınız bu ismi? A Fairy Tale Romance arkadaşlar. Eğer David Dickinson hakkında bilgi vermek isteseydim Ayşe hocam, David Dickinson'ın hemen sonra boşluğu açardım. Değil mi? Benim ismim, ben ejective clause'u sondaki isme göre kullanırım. Bir de fiilin ta en başındaki isme na mümkün ya gidemezsiniz. En sondaki isminiz bu. Bu bir şahıs mı nesne mi şimdi soruyorum. Nesne. O zaman nesne olduğuna göre nelere atalım arkadaşlar? Nesne isminden sonra gelmeyen şeyleri atalım, değil mi? Who'yu atalım. By whom gitsin. Ayrıca bakınız who'dan sonra zaten biz ne kullanmalıyız? Fiil kullanmalıyız. A pregnant woman. Yani neyse daha oraya gelmedik. Biz who'yu whom'a attık, tamam mı? Virgülü olduğu için ne gitsin? Virgül varsa. That gitsin. Okey. Şimdi devamına geliyorum. Ben Fairy Tale Romance'dan sonra Who's'u da kullanabilirim, In Which'i de kullanabilirim. Who's'dan önce her türlü isim geliyor çünkü. Ama Who's'dan sonra, işte sonrasına bakmanız gereken durum bu. Who's'dan sonra and the gibi şeyler gelmiyor. O yüzden Who's da gitti. Cevabımız ne? In Which. Geçtiğimiz dersin sonlarına doğru Fairy Tale Romance bir nesne ismi verdiyse size dedim. En sonunda bir nesne ismi varsa. Sonra özne görüyorsanız arkadaşlar kullanacağınız clause ya where olsun dedik ya da prep which olsun demiştik. Hatırlıyor musunuz? Prep which. Burada da A Fairy Tale Romance, peri masalı. Bir nesne ismi. Sonrasında A Pregnant Woman, özne var. Nesne isim var, özne varsa where ya da in which. In which derken neden bahsediyorum ben? Romanda diyorum. David Dixon'ın yeni oyunu hamile bir kadının çocuğunun babasını aradığı bir peri masalıdır. Kadın çocuğunun babasını arıyor masalda. O yüzden in which getiriyoruz. Peki 11. sorumuza bakalım arkadaşlar. İsminiz, klozunuzu şahıstan sonra mı kullanıyorsunuz, nesneden sonra mı? Ne hakkında bilgi veriyorsunuz siz? Two people. Yani şahıstan sonra kullanıyoruz, değil mi? Tamam. Şahıstan sonra which gelir mi? Gelmez. Peki, who gelir mi arkadaşlar? Gelir. Peki, şahıstan sonra that gelir mi? Gelir. Tamam. Whose olur mu? Olur. What olur mu? Olmaz. What noun clause, değil mi? İsimden sonra değil, fiilden sonra gelecek. Gitti. Peki şahıstan sonra ben who'yu da that'i de kullanabiliyorsam, virgülüm de yoksa bunlar birbirine eşit diyebilir miyim? Şahıstan sonra virgülünüz yoksa who ve that birbirine eşit dersiniz, değil mi? Ne kaldı elimizde? Who's kaldı. Who's opinions? Aynen who's'da olması gerektiği gibi ardından gelen isim öncesine hiçbir belirleyici almamış. Whose opinions'tan kastımız ne? Their opinions. Neredeyse bulmak imkansızdır. İki insanı bulmak imkansızdır. Nasıl iki insan? Bu meseledeki fikirleri aynı olan iki insanı bulmak neredeyse imkansızdır. My opinion dersiniz mesela, değil mi? Benim fikrim. Onun yerine whose opinion diyoruz işte. Peki 13. sorumuza bakalım. Virgül var. Neye atalım arkadaşlar? Let'e atalım. Okey. Peki öncesine baktım. Öncesindeki isim şahıs mı nesne mi? The last company chairman.
Şahıs. Şahıs olduğuna göre neye eleyelim? Which'e eleyelim. Peki, şimdi şahıstan sonra bu üçü de gelir. Fakat who neyle devam etmeli? Who hemen ardına ne alır? Fiil alır. Killer fiil mi? Değil. Tamam, who'yu da attım o zaman. Whom ardına ne alır? Whom'un ardından ne gelir? Özne gelir. SV. Killer özne olamaz mı? Olur da nasıl olur? The killer, his killer şeklinde özne olur. Özneyi belirlersiniz. Fakat whose'un ismini belirlemezsiniz. Whose killers? Yani whom deseydim buna the killer, his killers demem gerekirdi. Katilleri, onun katili demem lazımdı. Ya da katiller demem lazımdı. Ben burada ne diyorum? Whose'la his killers demek istiyorum. Katilleri asla belirlenemeyen şirketin son başkanı. Vuruldu, ardından da 3 yıl sonra New York'ta öldü. Şimdi şu determiner kullanımını da bir geçiyorum arkadaşlar. Özel isimlerimiz var bizim ejective clause'da. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra bu özel isimler, özelden kastım ne? Bazı isimlerimiz ardına doğrudan belirli ejective clause'ları alır. Onlara bir bakacağız. Virgül which mevzusuna değineceğiz. Bir 10 dakika ara veriyoruz.